Yani İsmail Kartal bence tamamen kontrolü kaybetmiş durumda. Sezon başından sonuna kadar biz hiç sağ tarafta Cengiz, sol tarafta İrfan Can'ı görmedik. Bugün ilk ne buluyorsun son 2-3 dakikada bunu denemeye çalışıyorsun. Cengiz de hiçbir şey görmedi. Ya bir İstanbulspor maçıyla kandırdı bütün Fenerbahçeleri. Bak burada dedim, büyük maçlar alacaksın bana, final maçlarını. Olympiakos'a elenmişsin. Cengiz'in var ya fırtına gibi hazır olması lazım bu maça. Ben bir şey yapmam lazım. Şu maçı çevirmesi lazım. Nerede Cengiz? Ne 11'de var ne oyunda var. Hiç. Bak şimdi ben bir şey anlatacağım. İsmail Kartal'ı bakma. İsmail Kartal'ı. Bir yıldır İsmail Kartal'ı dinliyoruz. Saksı mıyız biz burada? Bu Erol Büyükmüş muamelesi yapıyorsun ya. Özür diliyorum bir tane. Tövbe yarabbi ya. Babacım bak şimdi. Ekranda kalsın. Yani sabah akşam kalkıyoruz. Ya siyasetçileri görüyoruz televizyonda ya antrenörleri görüyoruz abi ya. Ya bir sabah akşam onları dinlemek zorunda mıyız abi? Ümit abi sabah akşam antrenörleri görmek istemiyorum, ekranda en çok ben olacağım. Yani bak şimdi. Şimdi mesela Selahattin Baki ne oldu? Bana bir anlatır mısın? Ha, güzelce konuşuyorum böyle kabaca, yani eleştiri dozunu aşmadan eleştiriyorum. Ne oldu? Sen Deniz Türüç'ü taraftara hedef gösterdiğinde ne oldu abi? Lan senin için ben moderatörümü kovdum ya. Sana taraftarsın diye, taraftarken meşale attığın için böyle yöneticim olur dediği için ben de bunu 25 yıl önce yapmış. O bugünle kıyaslanmaz. 25 yıl önce sizin hocanız da böyle böyle diyerek moderatörümü kovdum. Tamam. Şuraya geleceğim. Ya da ayrıldık önemli değil. Kovdun, o işten çıktı, ben kovdum falan filan bir şeye geleceğim. Ne oldu abi? Deniz Türücü hedef gösterdin. Dedin ki Deniz Türücü taraftarımız not etsin. Sen Deniz Türücü not edersen bak Deniz Türücü de sizi not etti. Başakşehir'in Galatasaray'a attığı golde Deniz Türücü 30 santimli offside. Belki de istese offside'e düşmez. Hep bir cephe genişletiyorsunuz. Hep cepheyi genişletiyorsunuz. Hep düşman kazanıyorsunuz. Olmaz abi. Olmaz. Adam Galatasaray'la antrenörler çalışsın diye yırtınıyor. Adam Galatasaray'la evet. Yorumcular çalışsın diye yırtınıyor. Daha yorumculara daha ilginç bir şey olmadı da öyle bir şey. Adam Galatasaraylı ya olanlar federasyona girsin diye yırtınıyor. Siz de Fenerbahçeli olanlar sırf sizi eleştiriyor diye çalışmasınlar diye yırtınıyorsunuz. Yani herkesle bir düşman oluyorsunuz. Herkes bir aidiyet duygusunu önce siz sağlayın ya. Yani görevde olan sizsiniz. İnsanları toparlayacak olan sizsiniz. Yani illa geleyim elimi mi koyayım masaya yani? İlla ki o zamanlara mı döneyim yani? 15 yılda 32 tane kaptan değişmiş ya. 15 yılda 32 tane bir takımda kaptan değişmez. Değişmez abi. Değişir mi kardeşim? Kaç sene top oynadın? Yok. Profesyonel 16-17 sene. Böyle bir şey olabilir mi yani? Biraz hatayı kendinizde arayın. Ben demiyorum ki federasyon başkanı çok muteber. Ben demiyorum ki federasyon başkanı çok iyi. Adam zaten adamın abi. Dünya umurunda değil. Adamı kimse istemiyor. Adam görevinde kalıyor. Adamın yani bir laf vardır söylemeyeyim yani. Adamın yüzünün astarı kalmamış. Adamın bir tane isteyeni yok. Adam da bu ne hırsa adam bir de seçime giriyor. Ama abi siz hedefi oraya koyarsanız biraz da sahaya bakmak lazım, sahaya odaklanmak lazım, hocaya bakmak lazım, transferlere bakmak lazım. 40 milyon euro verdik aldık Cengiz. Verin dedik yani tamam da. Yani bunu İstanbulspor'a dört kolasın diye mi alındı bu adam yani? Yanlış mı bir şey? Doğru abi, söylüyorsun. Abi, yani söylediklerin gerçekten müthiş. İrfan Can sahada oynayacaksa Cengiz'i niye aldık ya? Abi şöyle bir boş şey var bu arada. Fenerbahçe yönetimi en azından hani sen dedin ya ben masaya elimi vurayım illa. Sen vurma ama Fenerbahçe yönetimi şimdi masaya elini vurmuş. Doğrudan yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyor. 3 yıl oldu. 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili niye bir karar çıkmadı? Yine ona mı döneceksin? Hani bu şey vardı, açıklama var mı bu yönetimden? Bekliyoruz. Yani VAR'la ilgili federasyon bir şey var mı? Bekliyoruz şimdi. Abiciğim, ya bak bunlar da aslında işte sonuçlar gelmeyince bu kadar konuşunca da çok fazla hepsi taca gidiyor. Bundan sonra ne konuşsalar da hiçbir kimse inanmaz. Fenerbahçe taraftarı inanmaz. Çünkü yoktu öyle bir şey. Hatalar vardı, evet. Bir tepkin olur yönetim olarak, camia olarak. Ama abicim öyle bir abarttılar ki olayı. Yani maçlar ortada, görüntüler ortada, oynadığın oyun ortada. Anladın mı? Tabii. Gerçekten şimdi kaybettikçe ortaya çıkıyor.
Bir sallandın, bir kupaya gelmedin, bir oradan elendin, bir burada kaybettin. Tak her şey değişti bir anda. Ya buradan sonra nasıl düzelir bilmiyorum. Tabii daha 5 hafta var. Ama bu maçla ilgili kaybettiğin bir fatura kesilir mi? Oyuncuların İsmail Hoca'ya ben şu an oyun çıktığı oyuncuların çok güvendiğini düşünmüyorum artık. Şu pozisyonda yapılacak tek şey ne biliyor musun Evren? Tek şey içeride birlik ve beraberliği sağlamaları. Kalan 5 haftada hiçbir şey bitmedi. Daha kimle sağlayacak mesela? Kim? Abi o olanlarla şimdi bu ne yapacak? Yollayacak başkalarını mı alacak? Öyle bir durum var mı? Yok. Şimdi yapılacak tek şey fevri olmamak. Hem yönetici tarafını söylüyorum, hem teknik tarafını söylüyorum. Yapılacak tek şey kalan 5 haftayı kurtarmak. Devam etmek. Yani 5 haftada 15 puan var. 15 puan farkı daha fazla aşılmasın diye. 15 puan tabii alırsan. Tabii ikinci diye en azından konuşuyor. Bak 5 haftada 15 puan alırsan evet. Galatasaray'ı da 5 haftada 15 puan almaya itersin. Mantık. Şey olmuyor. Niye? İkisi de 5 haftada 15 puan alamaz. İşte itersin diyorum. Olmaz 1 puan iner. Yani 12 puan itersin. Pardon. Yani 12 puan itersin. Ya 12 puan alırsa. 12 puan alırsa Galatasaray 1 puan da kaybediyorsun. Bu da Fenerbahçe adına yarıştan kopmamak ve devam etmek. Yani ne diyor? Gidip Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı yenmektir. Yenmek. Yani önünde her şey varken şimdi yarın fevri kararlar. İşte ne bileyim o kadro dışı, o böyle falan. Bunlara hiç gerek yok. Zaten boy kısaldı. Yani ligin boyu kısaldı. Burada yapılacak en iyi şey artık yani fevri açıklamalara gerek yok. Oydu bu, diyaloğa girmeyin. Toplanın arkadaşlar. Kendi şeyini daireni çiz. İçeride son 5 haftaya konsantre olacaksın. Mevzu bu. Bunu yapabilirse Fenerbahçe inan kazanır. Ama inanın insanoğlunun yaptığı kötülüğü kendinden başka kimse yapmıyor. İyiliği de aynı şekilde. Tabii. İyiliği de kötülüğü de. Tek başına yani. Bugün Fenerbahçe eğer bu durumdaysa dün Ümit de o konuya değindi. Aynı görüşteyim. Galatasaray'ın şansı Fenerbahçe'nin rakip olamaz. Şimdi bu sefer de mi böyle oldu? Bu sene de böyle. Geçen sene de öyle. Ya Galatasaray bir şey yaptı Fenerbahçe'nin yüzünden oluyor. Galatasaray yapmıyor demiyorum. Ya ben bana çok mantıklı geliyor bu ciddi olay. Ciddi bir rakip, güçlü bir rakip abi olamıyor. Ya. Anladın mı? O görüntüyü veremiyor anlamında söylüyorum. Sahadaki oyun kalitesi. Bir tane maç söyle bana de ki ligde. Abi en iyi oyuncuları aldılar. Fenerbahçe sürklese etti şu takımı. Maçın başından itibaren. Ya Kadıköy'de maç kazanamıyor rahat Fenerbahçe'ye. Abi işte o zaman yani oyuncu alamıyorsun. Yönetimin hatası. Burada Galatasaray'ı kötülemek değil benim amacım. Ya biliyorum sen da. Ben şeyi dengeleri kuramıyorum. Yanlış yani Fenerbahçe sanki daha şeydi. Hani Galatasaray onun sayesinde şampiyon oluyor. Okan Hoca ve takım. Ya şimdi bu iş. Değil mi? Hani biraz. Yarışırken yarıştığın adamın durumu pozisyonun önemi yok mu? Var da birbirle oynadığın maçlarda bir 3 atmışım. Tamam. Bir 3 atmışım. Bana onlara bakarım. Derbileri kaybetmişim. Onu söylemiyorum. Bak. Mesela örnek öyle şey yapıyorum. Kadıköy'e gitmişsin. Kaleye gelemiş Fenerbahçe. Hoca farkı da var yani. Tabii. Değil mi biraz yani? Ya onu demek istiyorum. Ben birbirleriyle oynadığım maçın dışında konuşuyorum. Anladım. Genel bir tablo çiziyorum. Lig uzun maraton. Şimdi oynuyorsun 38 hafta. 38 haftanın kaç haftasını Fenerbahçe taraftarı rahat ekran başında veya tribünde maç izledi? Abi, kaç haftadır bu? Neredeyse her lig maçı ilk yarı. Ümit. İlk yarı 3 hafta var mıdır rahat izlediği maç? Zaten 5 tane son dakikada penaltılar vardı. Şu dakikaya kadar yok. Varsa yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sezon başı vardı yani. Ha, belki işte 3 maç 5 maç diyebilirim. Ya benim anlatmak istediğim Galatasaray'ı aşağı çekmek değil Evren. Galatasaray'ın başarısını, Galatasaray'ın şu anda olduğunu ben zaten söylüyorum. Ama karşısında şu anda güçlü bir rakibi olmaması onun avantajıdır. Sonunu getiremeyen bir rakibi var. Onun avantajıdır. Birbirleriyle bir şey yapmamış. Şey git İsmail Kartal'a çok gidelim zaten bu hale geldi. Bir gideyim mi? Üç defa gittik. Bir gideyim. Üç gideyim. Gitme. Üç defa gittik. Dördüncü sen gitme. Şimdi isim vermiyorum da. Yani, çekiyor. Biz gideriz. Üç mü oldu? Ya üç defa gittik. Üçüncü de geldi işte. Gidemeye şimdi gittim. Bakıyorum. Altı yıldır Ali Koç'u yere göre sığdıramayanlar şimdi Ali Koç'u gitsin diyorlar. Bak. Böyledir abi bu iş. Yani. Ulan bir duruşunuz olsun lan kaypaklar, riyakarlar olmayın yani. Ha, bir duruşunuz olsun duruşunuz. Gider kalır. Ulan 5 yıldır yere göre adamı biz 5 yıl önce gitsin 5 yıldır gitsin diyorduk diye bize demediniz bırakmadınız. İşte bu işte şimdi güç ve skor adamısınız işte. Bravo. Maalesef abi. Güç ve skor adamısınız. 5 yıldır yere göre sığdıramıyordunuz da bu adamı belirleştirirken. Şimdi gitsin diyorsunuz lan riyakarlar.
Ya bu tablo hangi takımda olsa, gelsin, dördüncü kez bu tablo hangi takımda olsa, yani büyük takımlarda hepsi gitsin der başkanında. Fark etmiyor yani. İsmail Kartal'a gidelim biz. Başkan gitmesin. Gel İsmail Kartal'a. Sonuçta 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de çıkışı vardı son haftalarda. Bugün de çok iyi savunma yaptılar. Çok kapandılar. Çok zorlandık. Kapalı savunmaya karşı ama 2 gol atmayı başardık. Berabere bitti maç. Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok karakterli. Her şey bitmedi. Daha 5 maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü. Biz de izledik. Dışarıdan destek aldığımız yorumcular olayı inceleyince şampiyonluğu oynayan takım için çok ağırdı. Taraftarımız şunu bilsin. Biz pes etmedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. Bir dakika bir şey bir dakika, anlamadım. Ne dedi dışarıdan destek yorumcu, aldığımız yorumcu. Seni kastediyor da niye kastetti? Sen niye hani söylemeyecekti? Neyi? Destek senin alıyorum destek, diyor. Senden destek aldıklarını. Hayır biz de izledik. Da. Neyi izledik? Ne demek istiyor? Bir dakika. Ama böyle geçtik mi anlayamaz. Serhat Akın'ın yorumuna destek yani şey vardı öyle bir şey açıkladı. O biz başka onlar, abi. Bu aynı şey mi? Dışarıdan yorumcu destek aldığımız yorumcular olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağırdı. Ne demek abi? Senden destek alıyorlar mı itiraf edelim. Ya yok abi ben kimseye konuşmuyorum. Hayır abi. İsmail Kartal yorumcu olarak senden destek alıyorum. Allah kimse de açıklayacak. Gerilim bizi verdi. Allah kimse de aynı penaltı Fenerbahçe'ye evet. Verilmeseydin olurdu. Evet. Bu cümle ne demek abi? Şunu anlamadın. Dışarıdan destek aldığımız yorumcular için ağır şampiyonluğu... Tekrar okuyalım. Ümit için söylüyorsun. Ben onu diyorum inanmıyor. Bir şey Allah var sizin. Sana yok be abi kurban oldum. Bir ilişkileri Oktay, bir dakika sen mi anladın bunu? Bir baskı bir mobik varsa şey söylemeyeceğim. Yok Evren abi dışarı... Allah Allah. Ne diyor? Dışarıdan destek aldığımız yorumcular olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için... Çok ağırdı. Çok ağırdı. Yorumculardan destek ne, mi alınıyor? Ne bu ne? Bence biz de bakalım. Sallıyor mu birine? Yok gerçekten mi öyle? Hayır bir atıklama bulunuyor. Hayır. Diyor ki bu penaltı biz destek yorumculardan destek alıyoruz. Bu penaltı onlar da diyor ki Fenerbahçe için çok ağır. Bunun canlısı diyor. Yok değil mi yayınlıyor? Ha dışarıdan yani, destek aldığı yorumcular demiş ki çok ağır penaltı demiş. Aynen. Ya sen Fenerbahçe teknik olarak o pozisyonun penaltı olup olmadığını anlayamıyorsun. Kulübende bir tane bilgisayar vardır yoktur laptop vardır göremiyorsun. Eğer penaltı için konuşuyorsan. Yani, ağır diyor. Yani bu kamera. Yani seni, bu kamera. Ümit abi bu kamera. Şaşırdık kör olduk yemin ederim. Şaşırdık kör olduk. Adamı var ya şaşırdık kör ettim. Adam var ya bak bu kadar kendine şey olan öz eleştirisi olan bir adam var. Ya helal olsun. Ya müthiş bir adam. Üzülmez. Ben şunu anlamıyorum abi. Bir dakika bir şey. Vallahi burayı sulandırmayalım ya. Bak sinirden gülüyorum bak ha. Ciddi bir şey. Hayır Evren abi. Destek kimden alıyordun? Hayır şu cümleyi Kur'an çapsını anlayamadım. Bana penaltı cümlesi. Destek kimden alıyordun? Hayır penaltı cümlesi yok. Oktay orada başka bir şey var abi. Başka bir şey var başka. Onun için sordum bunun canlı yayını var mı? Bir öncesi var mı? Bir öncesinin son cümlenin ne dedi? Ya buna iyi bir alsın bizi. Samet'e bir şey yap. Belki yanlış aldı. Bunun bir gerisini al. Samet'le her türlü bu adam anlayasın beklenir. Bir gerisini al. Ulan Yusuf bak. Sonuçta 3 puan almak için geldik. Rakip değil oraya geç. Ha sona bak tamam. Son anda penaltıyla maç beraber etti. Bu bizi bir hayli üzdü. Tamam penaltıyla ilgili söylüyor. Tamam devam edelim. Bağlantıyı sağlayalım dedim. Devam edelim. Dışarıdan destek aldığımız yorumcular. Devam edelim. Ha, biz de olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağırdı. Penaltı Fenerbahçe'ye verilmesi ne olur? Hoca. Bak. Burak Ümit abi. Ya ben ona bakacağım. Bak yemin ediyorum. Vallahi de billahi de. Yani bu sözün izahı yok. Dışarıdan destek aldı. Yani aradım birini. La analizcim var, 4 tane antrenörüm var, malzemecim var, masörüm var, yöneticim var. Yani bu nasıl bir şey? Bunu sana, hayır, bunu bu destek... Koyayım. Bir dakika tamam. İsmail Kartal, yani destek aldığı yorumcuların suçu, onun suçu değil o. Kimden alıyor acaba? Tamam. Ya sen bu pozisyon penaltı mı değil mi? Abi. Ümit değil canım. Ya bu nasıl bir şey abi? Fenerbahçe antrenörü böyle açıklama yapamaz abi. Yapamaz abi kusura bakma ya. Maç yorumu bu. Taraftarımız şunu bilsin devam et. Evet. Ne diyor? Taraftarımız bir saniye. Şunu bilsin. Biz nerede? Pes etmedik diyor. Bir dakika pes etmedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. 5 maç var. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik tüm gayretimizle taraftarımızı kendimizi affettirmeye ve şampiyon olmaya hedefliyoruz. Daha bir şey kaybetmedik. İkincilik garantisi. Zor abi. O zor. Yani onunla ilgili konuşmuyoruz. Puan farkın açıldığın ne oldu ya? Puan farkı açılmadan ne oldu anlamadık. 2'den 4'e çıkınca puan farkı nasıl? Onunla ilgili konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5. Niye 4 olmadı? Abi 5 maçın 5'ini de kazansan yetmiyor ki abi. İsmail Hoca yani ben anlamadım ki yani. Çıldıracağım kafayı. Doğru mu ya bu? He? Abi bu yazılanlar doğru mu abi?
Puan farkı açıldı mı nasıl düşünmüyor? 2 idi 4 olmadı mı? He. Niye düşünmüyor? O 5-6 bekliyor diyor. O 6-7. Hayır nasıl açıldı? Normal şartlarda onu olacağını biliyorum. Hayır ben şunu anlamadım. Samet içeriden oynuyor. Tamam sen sen 5 maçın 5'inde kazanınca olabilirsin puan de. Puan farkı açıldı. Şunu da demen lazım. Yani rakibimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Bak. Bu bile Şahin'in kaydığı anlamı taşır. Bak. 7-4 olmadı mı? Biz rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz de bütün maçlarımızı kazanacağız dediğin zaman bu cümle çok anlamlı olur. Ay puan farkı yani 2-4 oldu diyeceksin. İletişim eksikliği yok hocada. Daha başka eksiklikler var. Bence de çok çok değişik bir açıklama ya. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz demek. Ya maçtan önce 4 müydü biz bilmiyorduk. 2 iken 4 oldu. Nasıl bir açıklama ben anlamadım ya. Canlı izlemek lazım. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. Ne oldu peki? Nasıl yani? Nasıl düşünüyorsun? 2'de mi kaldı? Bilmiyorum ki öyle diyor. Puan farkı 2'de mi kaldı ya? Yani matematik. Ya hoca yani bunu yanlış anlama da. Nasıl yani, bilmiyor? Ben bunu canlı dinlemek istiyorum. Ben abi. De canlı dinlemek gerçi istiyorum. Gerçi alın alın. Videosu varsa videosunu alın. Al abi al. Cezayı yiyin. Videosu varsa videosunu alın abi. Sıkıntı yok onu bu, keselim. Yani puan farkının açıldığını düşünmüyoruz kelimesi ne demek ya? Ha Ümit? Ne bileyim abi bana ne söylüyorsun? Anlatıyorsun işte baksana. 5 maçın 5'ini de kazandık. Şampiyon olmayı hedefliyorsun. Tamam 5 maçın 5'ini kazansan Galatasaray'da 4'ünü kazansa olamıyorsun yine. Galatasaray 3'ünü kazanıp Fener'le beraber kalıp bir maçta kaybetsek yine... Hayır 4'ünü... İsmail Kartal arıyor. Ciddi söylüyorum. Gerçekten mi? Al abi. Destek için arıyor. Ver. Bir dakika. İsmail Kartal destek almak için arıyor bak. O kadar da değil canım. Kimi arıyor? Evreni mi arıyor? Allah kahretsin. Ne zamandır görüşmedim. Ümit'i de aramıyor. Geçen hafta görüştüm ben. Destek veriyorum ya. İçimizdeki İrlam. Abi bu işler öyledir Ümit. Kardeşim çözemezsin. Hocam yayındayım. Kusura bakma. Şu an açamam. Yani, her şeyin zamanı var. Açarım ben. Ama bu şeyi soracağım. Destek al. Kim olabilir? Ben destek alıp da bu açıklamayı yapmış. Onu soracağım. Ya Allah'ım. Gerçekten normal bir açıklama değil. Kim bunu olabilir? Canlı dinlemek lazım. Destek aldı. Canlısını bulun lütfen. Ne bileyim abi. Son yani sayfayı abi. Bir alalım mı? Arkadaşlar bu İşin adı espri tarafı ama yani normal değil yani bu. Bakın gümbür gümbür bir yayın oluyor. Gerçekten normal. Üçlüyü alır mısın? Niye? Artık ben de başlayacağım sigaraya. Allah korusun. Sigara sağlığa zararlı. Üçlüyü alır mısın? Allah korusun abi. Almamız gerekiyorsa almayı deneyelim ama bunun formatında yok. Yani kelebeği yok. Arkadaşlar sizler de deneyeceğim. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu akşam hadi 150 bin aboneyi geçelim sayenizde.